Bir yanda dünya nüfusundaki artış, diğer tarafta e-ticaretle birlikte ürüne daha hızlı ulaşma imkanı. Her ikisinin getirdiği bir sorun da gıda. Gıdadaki yetersizlik. Nasıl insanlara daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gıda ulaştırılabilecek? Bunun bir örneğini burada, İstinye'de büyük bir alışveriş merkezinin içerisinde göreceğiz. Kent çiftliğine tanıklık edeceğiz. Çeyrek asır sonra dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyara ulaşacak. Bu kadar çok nüfusu nasıl doyuracağız? Hangi tarımsal üretimle bunları karşılayacağız? Çünkü bir tarafta 2 milyar insan obez ve öbür tarafta 800 milyon insan açlık sınırının altında yaşam sürüyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere yeni arayışlar, yeni bakışlar var. Özellikle tarım alanlarının daraldığı, vahşi sulama nedeniyle su kaynaklarının gittikçe azaldığı bir dönemde 2050 yılına gelindiğinde 10 milyar insanın bir şekilde beslenmesi, doyurulabilmesi için tarımsal çeşitlendirilmeye ihtiyaç duyuluyor. Buğday, pirinç ve mısıra dayalı üretimle bu kadar insanın doyurulması pek de olası gözükmüyor. Dikey tarım dediğimiz yeni bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bunlardan birisi de Türkiye'de İstanbul'da uygulanıyor. AVM'nin otoparkında kullanılmayan bölümünde koca bir tarımsal alan oluşturulmuş ve dikey tarım dediğimiz bu tarımsal yapı içerisinde çok yüksek oranlı ürün alınabiliyor. Hem de hiçbir şekilde ilaçla, tarımsal ilaçla karşılaşmıyor. Sorunlu olan hiçbir tarafı yok. Yani siz pazardan aldığınız veya başka bir yerden aldığınızda karşınıza çıkan işte bazı alanlara bozulmuş ürünler de söz konusu değil. Onun için yeni bir dünya düzeninin ilk adımlarının burada atıldığını söyleyebiliriz. Evet, şehirdeki çiftliğiniz. Biz sizi su topçu olarak biliriz. Galatasaray'ın o meşhur böyle suyun içerisinden yükselip basan adamı. Nereden çıktı bu? Şöyle, aslına bakarsanız bizim bir ithalat firmamız var. Yine su topçu takım arkadaşlarımla kurduğumuz. İthalattan sonra bir taahhüt firması da kurduk. Tabii burada bu yaptığımız işlerin hepsinde bir şekilde yurt dışına bağımlıyız. İthalat yaptığımız ürünlere vesaire derken bütün ortakların aslında ortak paydası bir şey üretmekti. Sonra bu üretme kaygısıyla araştırma yapıyorduk. Tabii çok kısıtlı sermayeyle ne yapabiliriz? Dünyada yeni gelişmekte olan sektörde hangi alanlar vesaire araştırırken bir tane YouTube videosunda New Jersey'de bir girişimcinin eski bir gece kulübü binasını topraksız dikey tarım alanına çevirdiğini gördük ki gece kulübü binası. Eski bir gece kulübü binasını atıl duran. Tabii o dakika fikir çok enteresan gelmedi ilk başta ama ya bu nasıl oluyor ya, topraksız, güneşsiz böyle tarım yapılabiliyor mu? Şehrin içinde tarım yapma enteresan geldi bize. Bir iki ay, üç ay araştırdıktan sonra dedik ki bu çok enteresan bir yer ve yani dünyanın gittiği yer buna doğru gitmek zorunda. Sonra biz bunu araştıralımla başladı. Yaklaşık bir sene, bir buçuk sene literatür taradık. Fuarlara katıldık, yurt dışına gezdik. Üretici olmaya çalışan ya da sistem satmaya çalışan firmaları. Senaryo böyle başladı. Peki dünyada çok yaygın mı bu? Şöyle, aslına bakarsanız yaygınlaşmaya çalışıyor ama dünyada kapalı alan topraksız dikey tarım sistemleri ikiye ayrılıyor. %90 firma bu işin taahhüdünü yapmaya çalışan firmalar. Yani size sistem satmaya çalışan firmalar. Ki bu firmalar fizibilite, birim maliyet, pazar analizi gibi şeylerin hiçbir tanesini yapmıyorlar. %10'luk firmalarsa, bugün dünyada iki elin parmaklarını geçmez, sayısını geçmez. Pazarı araştırıp, katma değerli ürünleri bulup, bu ürünlerle alakalı kendi teknolojiyle sistemlerini kuran ve bu sistemlerde ürün üretip pazara ürün satan firmalar. Biz bunun doğru bir yol olduğunu anladık ve yaklaşık 7 yıldır da bunun üzerine uğraşıyorduk. Peki, fuarlara gittik dediniz. Fuarda ne gördünüz? Yani fuarlarda bu dikey tarım dediğiniz veya kent çiftlikleri, kentsel çiftlik dediğiniz yapılarla karşılaşıyor musunuz? İlk fuarımızı çok iyi hatırlıyorum. Antalya'daki tarım fuarına gitmiştik. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bütün ortaklar pamuğa hasulye ekmiş. İlkokulda
evde çiçek sulayan insanlar olarak gittik ve bilgi almaya çalışıyoruz. Yani kapalı alan dikey tarım nedir, topraksız tarım nedir? Gerçekten tarım fuarındaki Türkiye'nin en önemli tarım fuarlarından bir tanesi. Hiçbir kimseyi göremedik. Ya bir de şey de var aklımızda. Tabii bir akıllı biz miyiz? Yani bunu bu işe girişimi de gösterecek ya da bir yatırım yapacak. Hiç kimseden bilgi alamadık. Gübre, tohum vesaire derken şunu fark ettik ki gerçekten hani dünyada bir yeniden gelişme, yeniden teknolojiden faydalanarak tarımı iyileştirme çabaları varken maalesef ülkemizde pek böyle bir çaba yok. Sonra döner dönmez zaten şunu incelemeye başladık. Türkiye TÜİK verisi, Türkiye'de tarımda çalışan istihdam yaş ortalaması 55. Yani insanlar artık tarım arazilerinde çalışmak istemiyor ya da geliştirmiyor. Yani teknolojiden faydalanmıyor. Türkiye'de belli başlı sayılı firmalar var teknolojiyle bir şeyler yapmaya çalışan ama bunu fark ettik. Ve o tarım fuarından sonra dedik ki tamam doğru yoldayız ama adımlarımızı çok uzun bir yol ve bu uzun yolda çok büyük irade koymamız lazım. Tarım fuarında biraz eleştiriler yaklaştınız da ne vardı da sizi rahatsız etti? O dönemde gittiğimizde yani ilk katıldığımız tarım fuarı çok az bir bilgiyle gittik. Ama şunu fark ettik ki yani dünyanın bir tarafında işte Uzak Doğu, Amerika, Avrupa'da inanılmaz girişimler var bunlarla alakalı. Herkes bir şeyleri geliştirme tarafında. Dönüp baktığımızda burada halen eski sistemler, Avrupalı firmalar daha çok, %60-70 Avrupalı firma, tohum firmaları, yerel üreticiler, yerel sera kuru firmalar vesaire bunların hepsi vardı ama bu kadar yabancı firmanın o tarım fuarında olması biraz rahatsız etti. Anladım. Peki sonra geldiniz burada böyle bir dikey tarım aracına girmeye mi karar verdiniz? Şöyle dedik ki önce biz bunu bu teknolojiyi yurt dışından getiremeyiz. Getirirsek yine bağımlı oluruz. Yani daha önceki yaptığımız işlerdeki ithalat ya da tahıl çırpmasında yaptığımızdan farklı bir şey yapmamış oluruz. Biz dedik ki kolları sıvayacağız. Biz A'dan Z'ye bu sistemi burada geliştirmeye çalışacağız. Bir tane kendimize bir Ar-Ge merkezi kurduk. Çok küçük çaplı. Orada önce ürün üretebiliyor muyuz'a baktık. Ne bir fizibilite ne bir birim maliyeti. Hiçbir analiz yok. Sadece ürün yetiştirebiliyor muyuz? Donanım ve yazılım denemelerine başladık. Pamuğa sermediniz değil mi? Yok, yok. Ondan hemen sonra baktık evet ürün yetiştirebiliyoruz ama en basit ürün maruldan bahsedeyim. Hani marulu çok güzel yetiştirdiniz, düzgün bir gramaja, düzgün bir forma, doğru bir mineral içeriğine ulaştırdınız ama 50 TL'ye mal ettiniz. O zaman hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla burada yapmanız gereken şeyin şu olduğunu fark ettik. Birim maliyet ve fizibilite. Her şey en önemlisi. Çünkü bu üründen günde binlerce adet üretmeniz gerekiyor. Çünkü pazarın talebi buna uygun. Çok düşük adetlerde üretirseniz bir anlamı yok. Ve dolayısıyla dedik ki bizim Ar-Ge merkezimizi biraz Ürge'ye yani fizibilite ve birim maliyet çalışacağımız bir hale üretim getirdik. Geliştirmeye dönüştü. Evet. Ve sonra o tesisi ona değiştirdik, büyüttük ve oradan sonra da bu arada kavrayışımız da çok gelişmeye başladı. O sırada bir sürü yeni ürün çeşitliliği, yeni gübre reçeteleri, yeni ışık reçeteleri denemeye başladık derken bu arada akademik destek de almışsınız değil mi? Şöyle evet, bizim iki tane danışmanımız var. Bir tane bitki besleme konusunda bir büyük seralara, dekarlık seralara da danışmanlık veren, sadece bitki besleme konusunda destek veren bir danışmanımız var. Bir de Gebze Teknik Üniversitesi'nde çok değerli iki tane hocamız var. Kendi laboratuvarları var aynı zamanda. Onlardan da bitki besleme ile alakalı destek alıyoruz. Şimdi İstanbul'un en önemli yerinde İstinye gibi bir yerde koca bir otoparkın altındayız şu an ve otoparkın her tarafı bitki dolu. Yani üretim yapılıyor. İşte gördüğüm kadarıyla ışıklar böyle alçalıyor, çıkıyor. Rüzgar hareketleri oluyor. Bütün bunlar yani buraya gelmek nereden aklınıza geldi? Biraz kısmet diyebilirim buna. Biz tabii artık kendimizi hazır hissettiğimizde, kendi ticari tesisimizi kuralım dediğimizde kendimize yer bakmaya başladık. Yaptığımız işin temeli şehir çiftliğiniz. Yani şehrin içerisinde olmak zorundayız. Bir organize sanayide şehrin bir saat dışarısında vesaire olmak istemiyoruz. Ve biliyoruz ki şehrin içinde atıl duran çok alan var. Ama
içinde bulunduğumuz AVM'nin sahipleriyle biz diğer firmalarımızda bir ticari şeyimiz vardı, ilişkimiz vardı. Ya dedik ki soralım, yani hiçbir şey kaybetmeyiz. Aradık, tabii kafamızda da şey motivasyonu var. Hani kiraya veremediğiniz bir atıl duran bir yer varsa siz de onu ticari olarak değerlendirirsinizle yaklaşacağız. Sağ olsunlar AVM'nin sahipleri, biz daha birinci dakika bunu söylediğimizde bizim motivasyonumuz bu olmaz. Yaptığınız iş çok değerli ve bu yaptığınız işe biz de destek olmak isteriz diye kullanılmayan bu eksi beşteki alanla bir araya geldik. Olur olmaz, fizibilitemiz uygun olur, istediğimiz kapasiteye erişiriz, tavan yüksekliği vesaire derken bugün burada fabrikayı işte yaklaşık 5 ay önce açtık. Ne üretiyorsunuz? Bugün firmamızın ulaştığı teknolojide yeşil yapraklı sebzelerin bizim için katma değerli olan, üretebildiğimiz, doğru bir fizibiliteyle üretebildiğimiz ürünler marul çeşitleri, fesleğen, reyhan, kişniş, roka, pazı, kale diye kale diye geçen bitki, uzak doğu ürünleri, Çin lahanası grupları gibi bir sürü farklı ürün yetiştirebiliyoruz. İtalyan fesleğeni, Frank maydanozu, yine İtalyan maydanozu gibi birçok farklı ürün şu an ticarileşmiş vaziyette. Peki onların alıcıları kimler? Bugün aslına bakarsanız pazarda, yani bugün marketlerde özellikle paketli ürün almak isteyen bütün tüketiciler bizim müşterimiz. Peki diğer restoranlar ve şeyler, başka mağazalar? Tabii bizim Horeca diye adlandırdığımız otel, kafe, restoran gruplarına da ciddi bir ürün sevkiyatı yapıyoruz. Uzak Doğu restoranlarının talebi üzerine mesela Uzak Doğu Çin lahanası grubunu üretme ihtiyacımız oluştu. Tedariklerine çok büyük sıkıntı yaşıyorlarmış. Bir Ar-Ge yaptık onlarla. Ürünleri çok beğendiler. Açıyor. Evet, pak choy bitkisine özellikle. Dolayısıyla buradaki en büyük avantajımız şu. Bu restoran grupları, son tüketicileri kenara bırakıyorum. Bizim eve aldığımız gibi iki tane marul, bir tane fesleğen gibi ürünleri almıyorlar. Onlar kilolarca ürünü gün içerisinde alıp, yıkayıp, ayıklayıp tabağa servis etmek durumundalar. Ve bu operasyon süresince ürün kaybı %20-25. Personel, su tüketimi gibi sorunlarla da uğraşıyorlar ve ürünün sürekli farklı kalitede geliyor olması da onları ayrıca yoruyor. Ama bizimki gibi bir üretim metodolojisinde ürettiğimiz ürün 500 gram veriyorsak 500 gramın tamamını kullanıyorlar. Yıkama, ayıklama gibi bir prosesleri yok. Dolayısıyla onlara çok büyük bir avantaj sağlıyoruz ve bu standarttaki kalitedeki ürünü 365 gün onlara sunabiliyoruz. Yani dolayısıyla mevsimsel bir farklılık, mevsimsel marjinal fiyat değişiklikleri gibi şeylerle uğraşmıyorlar. Sonuç olarak bir de işte toprağı yok, kiri yok. En önemlisi Muharrem Bey, pestisitsiz. Hiçbir haşere ilacı yok üzerinde. Siz haşere ilacını sirkeye de batırsanız, klorla da yıkasanız atamıyorsunuz. Ama bu ürünlerin bir temiz oda mantığında üretiliyor olması zaten en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Yani zararlıyla içeride hiç karşılaşmadığı için, çünkü maskeyle giriliyor, özel elbiselerle giriliyor. Bu tür durumda olduğu için de dışarıdan bir olumsuzluk taşınmıyor içeriye diyorsunuz. Tabii, çünkü geleneksel tarım ya da serada çok geniş arazilerde üretim yaptığınız için bir şekilde burada ilaçlama yapmak durumunda kalıyorsunuz. Haşerelere, böceklere vesaire karşı. Şimdi içeride temiz oda mantığında üretim yapıldığı için ve dikey üretim yapıldığı için 1000 metrekarelik bir alanda 315 dönüme tekabül eden bir üretim yapıyorsunuz ve burada bir ilaçlama ihtiyacınız olmuyor. Her 1000 metrekareden siz 315 dönümlük ürün alıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Yıllık olarak bakıldığında. Yani bu aslında yani seralarla da yarışan bir şeye dönüşmeyecek mi ileride? Tabii ki de, ama bunu şunu da kesinlikle unutmamak lazım. Bu bize çok gelen bir şey. Geleneksel tarım, seracılık ve bugün teknolojinin geldiği noktada kapalı alan dikey tarım sistemleri. Bir tamamlayıcılık var. Her ürün grubunu bu tip sistemlerde yetiştiremezsiniz. Dolayısıyla seracılıkta bu tip sistemlerde üretilmeyen ürünlerin üretilmesi daha mantıklı. Yani bugün bu sistemlerde üretilen... Yani burada siz domates üretemiyor musunuz? Şöyle, çilek, çeri domates gibi ürünleri, biber, salatalık gibi ürünleri yetiştirebiliyoruz. Ama şöyle bakmak lazım, bu ürün grupları sınırlı. Evet, yani her geçen gün teknoloji birlikte gelişiyor ama önemli olan fizibilitenin tutması. Ama bunların haricinde arpa, buğday, aklınıza gelecek ağaçta yetişen, bunların hepsinin zaten geleneksel tarımda devam ediyor olması lazım. Buradaki en büyük hikayelerden bir tanesi de bu ürünleri şehrin içerisinde bu kadar yakınında, hatta dibinde üretebiliyorsanız bunu Antalya'da 400 km ötede, 500 km ötede üretip buraya getirmenize gerek yok.
Zaten aslına bakarsanız tamamlayıcılık taşıma da bunu oluşturuyor. Taşıma maliyetini de bir anlamda düşürüyor. Taşıma maliyetiyle birlikte o ürün buraya gelene kadar en az %20-25 de orada fire var. Peki siz o restoranlarla anlaştıktan sonra o zaman sürekli buradaki ürünlerinizi onlara satış mı yapıyorsunuz? Tabii bir anlaşma yapıyoruz ve ondan sonra bir döngü başlıyor. Onlar bize haftalık siparişlerini geçiyorlar ve burada bir sevkiyat başlıyor. Hatta sevkiyatlarımız da frigolu elektrikli araçlarla yapıyoruz. Dolayısıyla orada da hem ciddi bir nakliyeden tasarruf, aynı zamanda da karbon ayak izini iyice artık minimize ediyoruz. O zaman siz günlük mü gönderiyorsunuz? Evet, günlük sevkiyatlarımız var. Hem belli market gruplarına hem de restoranlara. Yani İstanbul'un ortasındaki bir insan sabah toplanan bir ürünü öğle saatinde veya akşam saatinde çok rahatlıkla masasında bulabiliyor. Aynen öyle. Önemli bir şey bu. Çünkü kent çiftlikleri o zaman geleceğin en önemli yatırım araçlarına da dönüşecek. Evet. Çünkü ticarette e-ticaretin getirdiği bir zorunluluk var. İşte ben birçok AVM ile konuşuyorum. Yani azaldığı için otoparklarının büyük bölümleri boşalmaya başladı ki siz de o otoparkı farklı bir şekilde değerlendirmişsiniz. Tabii yani böyle bir illa bir AVM zorunluluğumuz yok. Bunlar açık arazide de kurulacak tesisler ama tabii açık alanda İstanbul çok hani değerli alanlara sahip. Dolayısıyla burada kira maliyetini minimumda tutacağınız atıl duran yerleri değerlendirmek en mantıklısı. Tabii burada asıl önemli olan şey değil mi? Burada toprak yok, vahşi sulama yok, vahşi besinleme yok. Değil mi? Gübreleme. Vahşi gübreleme. Yani besinlemeden kastım vahşi gübreleme yok. Genel olarak baktığınızda suyu %95 hatta daha üzeri daha az tüketiyoruz. Burada çünkü bir döngü içerisinde. Yani verdiğiniz su topraktan yeraltı sularına karışmıyor. Gübreleme ihtiyacınız aynı gübre döndüğü için, eksik dozlanıp tekrar sisteme döndüğü için gübre maliyetiniz, su maliyetiniz burada %2'lerin daha aşağısında. Şimdi geleneksel tarımda gübre fiyatları arttığı zaman üreticiler çok büyük zorluğa giriyor ya da mazot fiyatları arttığı zaman. Çünkü bunları ilaçlamayı vesaire hep böyle bu tip cihazlarla yapıyorlar. Dolayısıyla burada herhangi bir gübre fiyatının artması ya da su fiyatının artması ya da su kıtlığı bu tip sistemlere yönelmemizi daha da sağlayacak ama dediğim gibi burada bir tamamlayıcılık var. Yani peki burada bir su döngüsü mü oluyor? Evet. Yani o gördüğümüz boruların içerisinde su sürekli dönüyor. Peki o bitkilerin içerisinde bulunduğu da bir şey mi? Toprak mı yoksa başka bir mi? Şöyle, önce bitkiler bizim toprak yerine kullandığımız kokopit isimli substrat. Yani Hindistan cevizi kabuğunun sıkıştırılmışı içerisinde kök salmaları sağlanıyor. Bitkiler aynı zamanda bizim NFT dediğimiz kanalların içerisinde kökler hep belli bir film kalınlığında suyun içerisinde. Biz şebeke suyunu arıttıktan sonra denge depomuzda mekanik ve biyolojik arıtmadan geçirdikten sonra kendi gübre reçetemizde gübreliyoruz. Sonra bu su sisteme, raflarımıza tavandan ulaşıyor, bitki alacağını alıyor, nemle kaybolan kayboluyor ve o sistemden tekrar arıtılıp denge deposuna gelip eksik mineraller dozlanıp geri gidiyor. Sonuçta, peki ışık? Işık şöyle, tabii çok farklı ışık reçetelerimiz var. Burada aslına bakarsanız bitkinin ihtiyacı olan şey fotosentez yapabilmek için foton. Bu LED aydınlatmalarda da biz onu sağlıyoruz. Belli mikromol seviyelerinde bitkinin türüne, ihtiyacına ve büyüme dönemine göre bütün bu ışık şiddetini reçetesinde ayrıca. Yani bu aslında mevsimi de yansıtıyor mu? Aslına bakarsanız genel olarak baktığınızda tamamıyla doğayı simüle ediyoruz. Doğayı kopyalıyorsunuz yani. Evet, tam olarak simüle ediyoruz. Peki, sonra? Ondan sonra da tabii burada rüzgar stresi, içerideki sıcaklık, nem, karbondioksit gibi veriler, ışık reçetemiz, gübre reçetemiz ve burada doğru bir matematikle bunların hepsini doğru bir döngüde hasat almaya çalışıyoruz. Hasat aldığımız zaman sizin de demin bahsettiğiniz gibi toprak vesaire olmadığı için hasat alındıktan sonra ufak bir ayıklama yapılıyor. Altta kalan yapraklar ışık göremediği için sararmış olanlar varsa sonra hemen restoranlara gidecek olan paketlerimiz ayrı, son tüketici paketlerimiz ayrı paketleniyor. Soğuk depomuzda beklemeye alınıyor. Yaklaşık bir saat beklese bizim için yeterli oluyor. Ve ondan sonra da hemen sevki gerçekleşiyor ki raf ömrümüzde geleneksel tarım ya da serada üretilen ürünlere göre çok daha yüksek. O neden? Çünkü şöyle, siz eğer bitkiyi doğru zamanda hasat ederseniz, yani bitkinin yaprak üzerindeki stomaları kapalıyken, bitki dinlenme periyodunda fotosentez yapmıyorken hasat ederseniz otomatikman siz bitkinin raf ömrünü uzatıyorsunuz. Yani bitkinin o anını nasıl tespit ediyorsunuz? Biz yani daha bir üretici, bir çiftçi gidip bahçesinden bir şey toplarken neye bakmalı ki o anı görsün? Şimdi iki adım geriye gitmem gerekiyor. Tamam. Bitkinin bütün ihtiyaçlarından demin bahsetmiştik. Burada bir gece gündüz döngünüz var sizin.
Bitkiyi biz her zaman bir sporcu gibi görüyoruz. Bitki ya da sporcu düzgün antrenman yapıp, düzgün beslenip, düzgün dinlenip hayatına devam ederse çok güçlü ve kuvvetli olur. Ama sürekli antrenman yaparsa, yanlış beslenirse, dinlenemezse sakatlanır. Bir bitkiden, sporcudan bir performans bekleyemezsiniz. Bitki de aynen böyle. Bitkinin fotosentez yapması gereken zamanlar var. Belli saat aralıklarında hava aydınlık, güneş var, fotosentez yapar. Sonra hava yavaş yavaş soğur. Ve ondan sonra bitki der ki, evet güneş gitti, artık stomalarımı kapatayım ve bir dinlenme periyoduna gireyim. Stomadan kastınız ne? Yaprak üzerindeki gözenekler gibi ifade edeyim size. Bütün terleme o gözenekler üzerinden yapılıyor. Fotosentez için çok önemli o gözenekler. Dolayısıyla bitki artık dinleniyorum dediği zaman stomalarını kapatıyor ve içerisi soğuyor. Yani doğada da bu böyle. Eğer siz bitkiyi o zaman hasat ederseniz, stomaları kapalıyken, solunum yapmıyorken siz otomatikman raf ömrünü uzatıyorsunuz. Şimdi geleneksel tarımda ya da serada bunu niye yapamazsınız? Hava kapattığı zaman hasat etmeniz çok zor. Karanlıkta hasat edemezsiniz. Yani biz akşamüstü toplarsak daha mı fayda olur veya sabahın erken saatinde? Evet, raf ömrünü uzatıyorsunuz. Yani bir ürünü eğer daha erken veya geç saatte hasat ettiğiniz zaman o stomalarını kapattığı için raf ömrünü de bir o derece uzatmış oluyorsunuz. Bir de doğru bir pakete koyarsanız eğer, yani doğru bizim MAP dediğimiz, Modifiye Atmosfer Packaging dediğimiz karbondioksit içeride tutan, oksijen geçişini sınırlandıran bir paketle zaten bir çarpı bir avantaj daha sağlıyorsunuz. Bizim bir bahar, bir yaz chamberlarımız var. Bu bahar ve yaz chamberları her bitki her sıcaklıkta yetişmiyor. Zaten bu kadar senedir aslında yaptığımız Ar-Ge'nin bir parçası da ben size desem ki sizin restoranınız var ya da marketiniz var. Ben dedim ki Muharrem Bey ben sadece marul yetiştiriyorum. Benden ürün alır mısınız? Yani ama ben size desem ki bende 15 çeşit ürün var ve ben bu 15 çeşit ürünü size her hafta taptaze bir şekilde verebileceğim. Burada koca bilgisayar sistemi. Tabii tabii. Her şeyi otomasyonla yönetiyoruz zaten. Buyurun. Burası yaz chamber'ımız, yaz teknik ekipmanlarımızı yönettiğimiz yer. Burası bahar tarafımız. Burada size demin bahsettiğim arıtma, dozlama ve otomasyonla kontrol hikayelerinin tamamı burada yapılıyor. Bu denge deposunu şu an otomatik bir dozlama yapıyor. Tabii. Tık 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 basıyor. Evet, hidrojen peroksit pompalıyor. Sistem 6'nın denge deposunun gübreleri buradan geliyor. Hidrojen peroksit buradan geliyor. Denge deposundan tavandan bu ilgili raflara gidiyor. Bitki alacağını alıyor. Sonra yerin altından denge deposuna geri geliyor. Fazlası da atılıyor herhalde. Çok cüzi bir fazlası da burada AVM'nin giderine basılıyor. Tamamıyla ikiye böldük işi. Şimdi odalar da ayrı çünkü. Mekanik daire. Mesela mekanik dairelerde demin size gördüğünüz senaryonun tamamını buradan görebilirsiniz. Hangi tanktan ne var? Sensörler sürekli veri topluyor bize. Bu verilerden sonra da tekrar analizlerimizi geliştiriyoruz. Yaşını sürekli 5-8-5... Ona bir aralık veriyoruz. Bir aralık. O aralıkta kalmasını istiyoruz. Düştüğü zaman ona göre otomatik dozlamasını istiyoruz. Suyun debisi işte 195 litre dakikada gönderiliyor içeriye. Hidrojen peroksit seviyemiz. Bu sadece arıtma dozlama kısmı. Şuradan geldiğimde... Mesela iklimlendirme sistemine geldiğimde... İki tane devasa nem alma santralimiz var. Raf içerisinde sensör kaynıyor. Sürekli sıcaklık, relative humidity, sürekli içeriye verdiğimiz karbondioksit miktarı sürekli kontrol ediliyor. Burada acayip bir sapma varsa, ekstra bir sapma varsa bunun sebeplerini de araştırıyoruz. Çünkü siz demin demiştim ya tarımda taahhüt verebilme, yani homojen ürün elde etmek istiyorsanız bu konularda çok hassas olmak zorundasınız. Mesela hangi raflarda statik, hangi raflarda dinamik ledler var? Yani bizim şiddetini değiştirebildiğimiz tamamıyla bunların kontrolünü buradan sağlıyoruz. Bu rafın içine girdiğin zaman da buradaki mikromol seviyelerini vesaire zaman ayarlarını hepsini yapıyor. Çünkü şöyle düşünün, güneş bir fade time'ımız var bizim. Doğada da güneş bir anda çıkıp bir anda batmıyor. Yavaş yavaş doğuyor, içerisi ısınıyor ve yavaş yavaş batıyor. Batmaya başlıyor, içerisi soğumaya başlıyor. Yani siz dünyanın dönüşüne göre güneşin yaptığı etkiyi
burada LED'lerle yapıyorsunuz. Bitkiye aslında şöyle, evet, bitkiye stresini yükseltmemek için aynen doğada nasılsa yavaş yavaş ışıklar, LED'ler kapanıyor. Yavaş yavaş içerisi soğumaya başlıyor. Bir anda 22 dereceden, 24 dereceden 18'e hemen inmiyor. Aslında bir simüle ediyoruz doğayı. Trendlerimiz var, alarm değerlerimiz var. Çünkü biz bu fabrikayı, diyelim ki örnek veriyorum, Ankara'ya kurduğumuzda mühendis ekibi oradaki fabrikayı da buradan kontrol ediyor olacak. Yani merkezimizden kontrol ediyor olacak. Oradaki bir tekniker ve bir sabit mühendis gerekli müdahaleleri yapıyor olacak. Özel olarak hazırlanan gelen gübreler. Mesela hepsinin kodu var. Bu koda göre hazırlanıyor her ürün üzerinde. Çünkü sonuçta bunlar bir know-how içeriyor. Ciddi bir know-how'umuz var. Katı gübreleri bu şekilde... Şeyler de çok özel çünkü bir sistem. Çünkü evet, prop direkt buna karışıyor. Mesela siz elle ya da personel karıştırmıyor. Direkt buradan karıştırabiliyorsunuz. Ya bunlar olmazsa olmaz şeyler. Dışarıdan daha lüks gibi duruyor olabilir ama bu hassasiyetinizin gösteren şeyler aslında biraz bunlar oluyor. Bizim iklim geçiş odamız. İçeride şartlandırılmış havalar olduğu için havayı da o şartlandırılmış havayı kaybetmek istemediğimiz için bu tip bir iklim geçiş odası yapıldı. Burası çimlendirme odası. Burada toprak yerine kullandığımız substrat, kokopit önce burada deliniyor. Ondan sonra bunlar delindikten sonra burada tohum atma makinesine geliyor. Zaten yerli makine bunların ikisi de. Tohumlar atılıyor. Ondan sonra bizim çimlendirme odalarına gidiyor. Niye iki tane çimlendirme odası var? Biri yaz, biri bahar. Çünkü her bitki, her iklimde istenilen verimlilikte çimlenmiyor. O yüzden çimlenme odalarını da ayırmanız gerekiyor. Burada ürünler, odalarda o ürünler sadece belli bir sıcaklık ve nem değerinde içeride çimleniyor. Çimlenmiş ürünler alınıp artık üretim alanına gidiyor. Bunun yerli olması da çok ilginç. Yani bu cihazın yerli olarak üretilmiş olması da o zaman bu diğer şeyler için, amaçlar için de kullanılıyor. Şöyle tabii bu kokopit değil de başka bir toprak ya da topraklı şeyle de çim at, tohum atma makinesi olarak kullanılıyor. Sadece bizim için ufak modifiyeler gördü makine, o kadar. Aynen. Bu odalarda da çimlendirmeler yapılıyor. İtalyan maydanozu, Frank maydanozu, kişniş gibi bütün ürünleri üretiyoruz. Frank maydanozu evet, var orada. Evet, evet. Bu ürünler sadece bir deneme, çimlendirme denemesi yapılmış ve bırakılmış. Yani çok da çok güzel fazla çimlenmiş. Yani bu bizim istediğimiz çimlenme boyutu çok daha ufak. Yani şöyle bir 1,5-2 santim büyüse yeterli olur. Evet. Bayağı boyatmış. Hasat arabaları ya da işte zemindeki ürünler, her şey gıdaya uyumlu. O yüzden biz Global Gap dahi alabiliyoruz. Hatta başvurumuzu yaptık. Şimdi burası üretim. Burası yaz üretim alanı. Şimdi burada normalde evet, filizlendirme raflarımız var ve production raflarımız var. Şimdi filizlendirme rafında ürün yok çünkü dediğim gibi bakıma gireceğimiz için. Şimdi bu raflarda filizlendirilmiş ürünler bizim buradaki production raflarımıza alınıyor ama şuraya gelirseniz daha net gösterebilirim. Demin teknik odada bahsetmiştim. Yukarıdan sular geliyor rafımıza. Rafta homojen olarak dağıtılıyor. Ondan sonra da yerin altından denge deposuna geri gidiyor. Burada görmenizi istediğim şey şu. Filizlenmiş ürünler production safhasına alınmış. Production safhasında ürünlerin homojenliğini görüyorsunuz. Hepsi tek şey. Aynen öyle. Ve burada artık bitkiye büyüme evresinde hem ışık şiddeti değişiyor, hem gübre şiddeti değişiyor, hem de artık rüzgar sitesi veriliyor. Aynen. Şöyle elinizi koyarsanız. Evet, rüzgar var burada. Evet ve bu rüzgarın sürekli debisini değiştiriyoruz. Yani her döneminde şiddeti bir miktarda arttırıyoruz. Bunu şöyle baktığınız zaman aslında bakarsanız bu bir bitki stres yok. Görüyor musunuz nasıl hareket ediyor? Tabii hareket ediyor. Hafifçe böyle kıpırdayıyor. Burada önemli olan hem bitkiye verdiğimiz rüzgar stresi, aynı zamanda da buradaki ürünlerin homojenliği. Zaten sallanıyor. Evet. Zaten biz bir şey kamera taktığınız zaman bunların çok daha yoğun sallandığını fark edersiniz. Şöyle genel olarak baktığınızda zaten o sallananları görürsünüz böyle.
içerideki homojenliği, sıcaklık ne ve karbondioksit sağlayabilmek için bu kumaş kanallarımız var. Dikkat edin, bu kumaş kanallar her yerde var. Yani siz burada bir reçete oluşturmanız lazım. Havayı nereden basıyorsunuz, nereden emiyorsunuz ve bu raf aralıklarına o homojenliği nasıl sağlıyorsunuz? Burada bir, dediğim gibi, bir sürü farklı hesap arkada dönüyor. Ve burada da aslına bakarsanız çarşamba günü hasatı yapılacak olan fesleğen reyhanlar var. Aromalı fesleğenimiz de var. Önemli olan burada dediğim gibi bu homojenliği ve bu gramajı yakalayabilmek. Siz bir fizibilite yapıyorsunuz. Ben bir adet ürünü minimum 75 grama çıkartmam lazım ki fizibilitem tutsun diyorsunuz ve bütün operasyon onun üzerine dönüyor. Yaklaşık 30 kapasiteyle başladık. Bakımdan sonra, yani Eylül 15'ten sonra, 14'ten sonra bu raf blokların çoğu doluyor olacak. Şurada camekan bir alanımız var. Yok. Dışarıdan AVM'ye gelenler, içeriye tabii herkesi alamıyoruz ama dışarıdan operasyonu izlesinler. Hasat nasıl oluyor vesaire, nasıl arkadaşlar analiz yapıyorlar. Burada hasat edilen ürünler de ilgili paketleme alanına geliyor. Burası paketleme operasyon odası. Burada da her şey kayıt altına alınıyor. Ne kadar ne tartılmış. Burada sonra server bilgisayarda raporlanıyor. Günlük raporlarımızı alıyoruz buradan. Pak choy'lar. Pak choy'lar, evet. Aynen. Ya meşhur şey böyle. Çin lahanası. Çin lahanası. Burada raftan alınan, hasat edilen ürünler paketlenmek üzere şeye geliyor. Burada da farklı bir sistemimiz var. Hem ürünlerin burada kasanın darası alındıktan sonra tartılıyor. Ne kadar kilo hasat ettik, paketledik ve ayıkladıktan sonra diğer kasada ne kadar paketlendi ürün. Hem buradaki hasat paketleme firemizi görebiliyoruz. Hem de stoğumuza otomatikman ürünler düşmüş oluyor. Onun arkasını kestikten sonra temizliyor değil mi? Oradaki nemini almak için. Evet, çünkü eğer pakette ıslaklık olursa bitkinin çürümesi hızlanıyor. O yüzden sadece orada basit bir kurulama operasyonu yapıyor. Anladım. Onlar en son tartılıyor. Fire olarak bizim hesabımıza geçiyor. Ama kullanılabilir nitelikte birçoğu değil mi? Ya evet, yani kullanılabilir ama dediğim gibi... Yani haşlasan çok leziz bir şeye dönüşüyor. Yavaş yavaş operasyonda de yapmaya başlıyoruz. Planımız o. Raf ömrü azalmış, eğer stoğumuzda ürün varsa bunun da yemekhanelere vesairelere gönderilmesiyle alakalı bir şeyimiz var. Burada da hasat edilen ürünler, hem yaz hem bahar var, soğuk depomuza geliyor. Burası da bayağı soğuk ama. Evet. 10-12 derece bandında tutuyoruz. Bahar tarafı daha soğuk. Çünkü ürün gruplarına göre de soğuk hava sıcaklığınız değişiyor. Fesleğen, evet. Yeşil böyle. Evet. Siz orada mor gördünüz ama o ışıktan dolayı öyle görüyorsunuz. Bütün ürünler yeşil zaten. Reyhan hariç tabii. Reyhanlar var mesela burada. Gördüm. Bunların hepsi şeylidir, barkodludur. Hani restorana gittiği zaman da vesairesi de üretici kodumuz, son tüketim tarihleri hepsi üzerinde yazar. Bunlar restorana götürdüğümüz şekliyle. Bunlar da mesela son tüketici paketlerinde, yani marketlerden alabileceğiniz şekliyle. Çünkü 500 gram kimse tüketmediği için. Ve bu paketlerde bile şöyle bir şey yaptık ama bence çok kıymeti bilinmiyor. Mesela dedik ki, bu özel olarak hazırlanmış bu paket sebzelerin için tekrar kullanıma uygundur. Bu doypak paket. Siz başka bir sebzenizle bunun içine saklarsanız bu oksijeni dışarı atıp karbondioksit içeride tutan bir paket. MAP dedikleri paket. Burası da bahar tarafı. Dikkat ederseniz yaz tarafına göre daha serin. Ve burada farklı ürün grupları yetişiyor. Burada marullar var. Çin lahanası grubundan pak choy var. Kale var ve renkli pazılar var. Yukarıda renkli pazı var. Evet.
Tabii buradaki gübre reçetesi vesaire çok daha farklı yaza göre. Dediğim gibi ürüne göre burada farklı bir gübre reçetesiyle hareket etmek durumundayız. Bu şuradaki arkadaki raf hasatı başlamış. Zaten siz de paketleme odasında gördünüz. Bu da önümüzdeki hafta hasat edilecek bir raf bloğu. Ondan sonraki hafta hasat edilecek bu, raf bloğu da burada. Zaten sırayla geliyor. Evet. Dedim burada çok ciddi büyük bir kapasitemiz var ama düşük bir kapasiteyle başlamıştık. Hem teknik optimizasyonlar hem de operasyonel verimlilik için. Ama Eylül ayı itibariyle kapasitemizi bayağı bir arttırıyor olacağız. Burası pot temizliği yaptığımız yer. Bu toprak yerine kullandığımız, demin bahsettiğim size kokopitler burada. Ha, o kokopit dediğiniz şunlar, evet, değil mi? Yani bu aslında süngerimsi bir yapı, değil mi? Hindistan cevizi kabuğunun sıkıştırılmışı. Evet. Şöylece bu Hindistan cevizi kabuğunun sıkıştırılmış hali. Buna su geliyor, şişiyor. Kökün tutunabilmesi için. Evet. Bunun içinde tohum var. Evet, 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 aynen. Tohum ekmiş. Yani o makine, biraz önce gördüğümüz makine, onun içerisine tohum basıyor. Hı-hı. Evet. Ve kişniş olacak o. Evet, aynen öyle. Aha. Burada dediğim gibi temizlik operasyonu yapılıyor. Burada da bir odamız daha var. Burası 4 derecedir. Oo, burası daha soğuk. Evet, bahar tarafı ürünleri. Ha, burada marul. Evet, mesela bunlar restoranlara gitmek için ayarlanmış. Mesela hasat tarihi, hepsi dijitaldir bunların. İşte 7'sinde hasat edilmiş, 15 gün raf ömrü var. Ona göre marketlere gönderim yapılıyor. Yani bu marul buradan çıkacak. Oo, bayağı da fazla. Bu 500 gram, bu marketler için hazırlanmış olanlar. Değil mi? Yarım kilo. Bayağı da şey. Ve bunu böyle bir kere sudan geçse, hatta geçirmesine gerek yok ama biz içimiz rahat etsin diye söylüyoruz. Yani bir büyük marul şeyinde, boyutunda. Hatta çok daha büyük. O, siz büyük aldığınız marulun neredeyse %30-%40'ını çöpe atıyorsunuz. Bunun tamamını kullanabiliyor. Ve hiç, yani eksiksiz kullanabileceğiniz, evet, boyutta. Evet. Artan nüfusa tarımsal ürünün yetmeyeceği kaygısı insanoğlunu yeni yöntemlere itti. Bunlardan biri olan dikey tarım uygulamasına burada İstanbul'un en ünlü AVM'sinin otoparkında tanıklık ettik. Ürünün gelişimini gördük, bizzat da tadımını yaptık. Sağlıklı, temiz ve bir o kadar da lezzetli.